Merhaba sevgili izleyiciler, programımıza çok özel bir giriş yaptık. Tarihimizin en önemli miraslarından biriyle birlikteyiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri'yleyiz. Şimdi onlarla röportaj yapacağım, ondan sonra sizi güzel bir konserle baş başa bırakacağım. Ama önce bunun tarihini, Şehzadeler Mehteri'nin ne zaman kurulduğunu öğrenmek için Hüseyin Hocam'la bir röportaj yapacağız. Hocam şöyle bir ortaya doğru geçelim. Olur, isterseniz. Biz kenara çekildik tabii onları engellememek ve görüntüyü engellememek adına. Süleyman Hocam sizi de alalım. Mehter başımız. Süleyman Altı Hocam da bizimle. Tarihin en önemli miraslarından birisiniz. Hüseyin Hocam, ne zaman kuruldu Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri? Hüseyin Köroğlu'nun Manisa'ya çok büyük hizmetleri var. Manisalılar onu çok yakından tanıyor. Manisa'yı seven, Manisa'ya gönülden hizmet eden bir isim. Ben onu yıllardır tanıyorum. 4 yıldır sürekli kendisiyle program yapıyoruz. Şehzadeler Mehteri'nin, Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri Derneği'nin de başkanısınız hocam. Evet, doğru. Dernek ne zaman kuruldu? Bu Mehter ek takımı nasıl bir araya geldi? Evet. Ondan bir bahsedelim. Manisa halkı, Manisa Belediyesi'nin, daha önce Manisa Belediyesi vardı. Manisa Belediyesi'ni seçim sonrasında bize devrettiğinde Mehteranımız kurulmuştu. Manisa Şehzadeler Mehteri adıyla Manisa'da mehterimiz kurulmuştu. Bu mehter daha, ama derlerin toparlanması gerekiyordu. Daha güçlü hale getirilip devamlılığı sağlanması gerekiyordu. Çünkü mehter başladıktan sonra pek çok kardeşimiz, arkadaşımız bir takım belediyede görevler aldığı için artık görevlerinde başarılı olsunlar diye mehteri biraz boş vermeye başlamışlardı. Öyle bir dönemdi. Bu gerçeği yansıtan bir ifadedir. Bir şikayet konusu değil aslında. İşlerinden sonra, dolayı tabii ki. Göreve geldikten sonra 2009 yılından itibaren, 2005'te mi? Kurul. Hocam kuruluşunda vardı, evet, mehter başımız. 2005'te kurulmuştu. 2000 tabii büyük gayretlerle, çabalarla kurulmuştu. 2009'dan itibaren dernek de el değiştirmiş oldu. Manisa Belediyesi bünyesinde kurulmuş bir dernek. Kültürümüze hizmet gayesiyle mehterimizi bugünkü kuşaklara tanıtmak, öğretmek ve devamını sağlamak için kurulmuştu. Ve bu şekilde biz devam ediyoruz o günden bugüne. 2009'dan bugüne 3 dönemdir. Daha sonra tabii büyükşehir oldu Manisa. Büyükşehir olunca Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde geçmiş oldu. Böylelikle biz devamını sağlıyoruz. Yeri değişiyor bulundukları yerler ama mehter temeli itibariyle aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bizim kültürümüze olan hizmetimiz, mehter marşlarımızın ayrı bir yeri var musikimizde. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, folklorumuz ve mehterimiz, bunlar vazgeçilmezlerimiz. Bizim gerçekten Türk kültürü için çok önemli. Altın sayfalarla yer alan. Tabii ki tarih sayfalarından gelen. Evet, onun için biz çok önemli. Düşmana korku salan. Aynen öyle. Onu da söyleyeceğim. Diğeri savaş bandosu aslında. Çok doğru. Evet. Askeri mızıka, askeri bando diye tabir edilen bir musiki dalı bu. Dünyanın ilk savaş bandosu. Selçuklular, bizim Osmanlı'dan önce Selçuklular zamanında bir hareket başlamış. O zaman tuğlar, gördüğünüz tuğlar. Evet, tuğlarımız işte, var. Sancaklar. Davullar, tuğlar, o şekilde birbirlerini ziyaret ettikleri söyleniyor o günden bugüne. Nakkareler eşliğinde beyliklere gidiliyor, ziyaretler ediliyor. Bir hareket başlamış yani. Bir mehteran faaliyeti başlamış. Ama esas kuruluşu Osmanlı kurulduktan sonra. Artık zirveye çıkışı da İstanbul'un fethiyle. Evet. O günlerde. Ve mehtere padişahlarımız da çok büyük önem veriyorlar. Tabii mehterin katları var. 3 katlı, 7 katlı, yani o her o sayı belirli ama branş, değil mi tabii hocam? Her branştan 3 kişi veya her branştan 7 kişi diye değerlendirebiliyoruz. Mesela 7 tane davul, 7 tane köt, bir tane tabii. Efendim 7 tane nakkare, 7 tane zil şeklinde değer. Sancaklar var. İşte onlar hem Türklüğü hem İslam'ı temsil ediyor. Sancaklarımız çok önemli bizim için. Vazgeçilmezler onlar. Evet. Mehterin ziyneti ve mehter başı burada çok önemli. Bir de tabii o da Süleyman Hocam. Süleyman Hocamız baştan beri burada mehterin başında. Çok tecrübeli. Tabii. Genelkurmay'dan şimdi hocama ben o sözü bırakayım. O kendisini tanıtsın. Tabii. Genelkurmay Mehteri'nden. Süleyman Hocamı da tanıyorum. Yıllardır
kurtuluş etkinlikleri, diğer özel günlerde, gecelerde Süleyman Hoca'yla tanışıyoruz. Bir onu da tanıtalım. Evet. İzleyicilerimize. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün çok önem veriyor. Önem veriyor. Evet, devamlı biliyorum. Devamlı istiyor ve hakikaten kendisi de çok severek, biliyorsunuz, programlara geliyor. Evet, izler. Zevkle izliyor. Onun için biz Behter'e, biz de gayret ediyoruz elimizden geldiği kadar. Ama Türkiye'nin sayılı Behter'lerinden. Tabii İstanbul'da. Yani Manisa için de çok önemli çünkü burası bir şehzadeler şehri. Yani burada birçok şehzade eğitimini görüp aynen ondan öyle sonra yerlerine Manisa gitmişler. Manisa, Amasya, onun çok için önemli. Çok önemli. Evet. Onun için biz Behter'imiz vazgeçilmezimizdir. Süleyman Hoca'ya Allah sağlık, afiyet versin. Vallahi arkadaşlarımızla evet beraber. Amin, yine onun gibi bizim Genelkurmay'dan yetişmiş diğer subay emeklisi arkadaşlarımız var. Bando'dan gelen, askeri bando. Evet, gelen mehter eğitimli. O sayede bizim mehterimiz gerçekten ciddi bir mehterdir. Genelkurmay mehterinden sonraki mehterler arasında bir numara olur tabii Türkiye'de. Ondan sonraki mehterler arasında gerçekten çok ciddi yeri olan bir mehterdir. Evet. Süleyman Hocam. Süleyman Altuğ Hocam da mehter başı. Onu da yıllardır burada görüyoruz zaten, kuruluşundan beri. Burada emeği çok büyük. Tabii. Biraz da gönüllülük esaslı. Beni de kırmadı. Geldiniz bugün. Evet. Tabii bu kadar emeği bir araya toplamak çok zor. Meşakkatli de bir iş. Ben size gönülden teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Yani çok beğeniyorum sizi. Hizmet katkıda ettiğiniz için, evet, katkıda bulunmak hepimizin gerçekten istediği ve severek geldiği bir program oldu. İnşallah beğenirsiniz. Çok sağ olun, çok memnun oldum. Tabii ki beğenmek ne kelime, muhteşem. Yani görsel olarak da güzel. Süleyman Hocam, sizi tanıyalım. Evet. İlk kurulduğundan beri buradasınız, mehter başısınız. Evet. Biraz da mehteranı anlatalım. Kimler var, kaç kişi var? Evet, ben Süleyman Altuğ, emekli astsubayım. 27 senedir babam da mehterle, emekli astsubay. Evet, çok memnun oldum. 27 senedir mehterle iç içeyim. Evet. Elimizden geldiğince bu işi en güzel şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Çünkü bunun çok büyük vebali var yanlış yaptığınız zaman. Tabii ki. Çünkü bunu yanlış yaptığınız zaman diğer insanlara yanlış yansıtırsınız. Bu da size vebal olarak geri döner. Tabii Onun ki. Için bu işi doğru yapmak lazım yapıyorsanız. Tabii mehterimiz şu anda iki katlı gibi gözüküyor. Bu iki katlı mehter. İki katlı gözüküyor. Tamam. Evet. Hı-hı. Ondan sonra malum tuğlarımız var, sancaklarımız evet var. Sancaklarımız farkındaysanız 3 tane. Hı-hı. Kırmızı sancak devlet temsil ediyor. Evet. Yeşil. Beyaz sancak bağımsızlığı temsil ediyor. Evet. Yeşil sancak da İslamiyet temsil ediyor. Bakın benim asamdaki renkler de aynıdır. Yani evet, ben şu rengi seviyorum, onu takayım falan diye bir şey yok. Yani bunların hepsinin bir anlamı var tabii ki. Birbirine bağlı şeyler yani. Evet. Kafadan uydurma şeyler değil. Hı hı. Anlamlı. Anlamlı. Hepsinin bir tabii anlamı ki var yani. Ona göre evet intizamlı devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Bir de zamanında hocam sanırım hep iri kişilerden. Tabii. Çünkü bu savaş esnasında da çaldıkları tabii için ki, biraz tabii korku tabii veren askeriye, daha askeriye, tipler, kişilerden kesinlikle seçiliyor. Kesinlikle. Duş özellikleri evet de öyle oluyor sanırım. Evet. Çok heybetli mehterimiz olması lazım aslında. Evet. Ama tabii hep bunlar masraflı işler tabii. Kolay işler. Yani bir de gönüllülük esasına dayalı evet, olduğu için. Evet, tabii ki gönüllülük esası. Ama çok, çok güzel. Fazla çok eleman evet bulmak kolay olmuyor açık söyleyeyim. Ben ne zaman sizi izlesem böyle duygulanır, ağlarım. Yani içimde böyle değişik duygular oluyor. Umarım beni bugün ağlatmazsınız. Biraz sonra sizi izleyiciyle baş başa bırakacağım. İnşallah. Sizi onlara dinleteceğim. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir şey daha mı söylemek buyurun istiyorum. Sizin vasıtanızla. Tabii tabii teşekkür buyurun. Teşekkür ederim bize her bu imkanı tanıdığınız sağ için. Sağ olun. Manisa halkımızdan mehtere girmek isteyen olursa. Evet tabii duyuralım. Beni arasınlar efendim. Tamam. Onların kabiliyetlerine göre, yeteneklerine göre, değerlendiririm. Mutlaka bir şekilde değerlendiririm. Hem Manisa'mıza hizmet etmiş olurlar, hem müziğin içerisinde olurlar. Hem de kendileri için bir şey, güzel bir an olur. Ki, evet tabii yani diye düşünüyorum. Kendileri için evet de güzel bir şey yaparlar. Çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Yani bana da ulaşabilirler. Ben sizlerle onları görüştürürüm muhakkak. Manisa TV'ye ulaşın. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Oradan da ben sizi yönlendiririm. Doğru. Eğer mehter takımına bu katılmak isteyen olursa. Bu arada küçük bir ayrıntıyı ifade edeyim.
Hanım. Mehteremiz normal zamanda, şimdi pandemi dönemi olduğu tabii için. Tabii ki. Valilik kararı, belediye başkanımızın kararı. Ara bir araya geldi. Neden? Halkı toplamamak için bir araya. Sakıncalı olur sağlık bakımından diye. Onun dışında biz devamlı Büyükşehir Belediye'mizin bir hizmeti olarak Cengiz Başkanımızın talimatıyla her hafta Ulupark'ta şehrin merkezinde halk konserleri veriyoruz. Veriyordunuz işte evet, daha önce. Cuma sürekli, Cuma günleri her cuma etkinlik oluyor. Yapıyordu. Saat 5 gibi mesai bitiminde muhteşem konserler veriyorduk ve orada halk büyük bir coşkuyla katılıyordu. Bilhassa hanımlar ve çocuklar çok büyük ilgi gösteriyorlar. Marşları bizimle beraber söylüyorlar. Manisa halkı çok seviyor Mehter'i. Onun için yani tüm Türkiye seviyor. Evet. Yaşasın Mehter Hanımız diyoruz. Tamam inşallah. Çok da güzel bitirdik hocam. Evet. Şimdi o zaman izleyicilerimizi daha fazla heyecanlandırmayalım. Evet. Biz ne kadar seviyorsak onlar da seviyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehter ile sizi baş başa bırakıyorum. Evet. Bu güzel konserden sonra benim programım yine devam edecek. Sizi onlarla baş başa bırakıyorum. Şimdi konserimiz başlıyor. Nevbete silah. Derpaslı Mehter Marşı. Hastu. Haydi. Yallah. Sakarya Marşı. Hastu. Haydi. Yallah. Allah'ıma emanettir kemalim.
solmasın. O sevimli yüzün asla solmasın. Hiçbir vakit kalbin yasla dolmasın. Hiçbir vakit kalbin yasla dolmasın. Ey ben asker durma yürü ileri. Ey ben asker durma yürü ileri. Karnında tek bir düşman kalmasın. Vatanında tek bir düşman kalmasın. Manisa Marşı. Hoş. Haydi. Yallah. Lalenin vatanıyız.
Osmanlıyız, kentimiz altın lale. Manisa Türk yurdudur, sevgimiz hale hale. Selçuklu Osmanlıyız, kentimiz altın lale. Manisa Türk yurdudur, sevgimiz hale hale. Bayrak marşı. Hast. Haydi. Yallah. İşte bu bayrak.
yıldızı, ay yıldızı ak. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Genç Osman, koş! Haydi! Yallah! Thank you.